Nepal aynı zamanda mitolojik hikayeler ülkesi. Şimdi sırası gelmişken bir hikaye anlatalım. Bir zamanlar Katmandu Vadisi kocaman bir gölmüş. Gölün ortasında küçük bir ada, adanın üstünde de çok güzel büyük bir tapınak varmış. Yüce Tanrı Manjushri bir ayağını adaya basmış, diğer ayağını karşı kıyıya. Derin bir nefes almış. Büyülü kılıcı ile dağları yararak gölün sularını boşaltmış. Daha sonra bu verimli toprakları kullanmaları için insanlara armağan etmiş. İnsanlar da bu kutsal topraklara yerleşerek vadideki üç büyük kenti kurmuşlar. Katmandu, Baktapur, Patan. İşte efsane böyle. Ama bilim de bundan pek farklı değil. 3000 metrelik ve 8000 metrelik dağlarla çevrili bu alanda vadinin sular altında olduğunu, yaklaşık 3000 metrelik dağların yarılması sonucunda da Kobar geçidinden suların boşaldığını söylüyor. Kaligan'daki nehri kıyılarında ve yüksek Himalayalarda bulunan 10 milyon yaşındaki saligramlar, yani siyah kayaların içindeki deniz kabuklularının fosilleri de bunu ispatlıyor. Saligramların satışı yasak olmakla birlikte denetimsizlik nedeniyle fosil kaynakları talan edilmekte. Hemen hemen her yerde açıkça satışı yapılmaktaydı. Evet, başkent Katmandu'nun bir adanış efsanesini öğrendik. Efsanedeki ada ile tapınağı ise daha sonra keşfedeceğiz. Katmandu rengarenk, kalabalık bir şehir. Dar sokaklar, dinmeyen korna sesleri, gürültü, baharat kokuları, toz bütün şehri kuşatıyor. Eski Katmandu'daki Katmandu Durbar Square ya da saray meydanı yaklaşık 2 dönüm. Bu alanda bir tane saray, sarayın bahçesi ve içinde tapınakları, yaşayan Tanrıça Kumari'nin evi, bahçesi, 41 adet tapınak, büyük çan, çok büyük davul, taş yazıt, sayısız heykeller ve sütunlar bulunuyor. Katmandu'ya adını veren Kastamonu Tapınağı eski sarayın tam karşısında. Efsaneye göre iki katlı ağaçların tapınağı tek bir ağacın kesresinden yapılmış. Artık siz ağacın büyüklüğünü tahmin edin. Bu güzel tapınak zarif oymaları ile yüzyıllara direnmeye devam ediyor. Majudeva bir Shiva tapınağı. Çatısındaki tahtalara erotik figürler oyulmuş. Merdivenleri çok fazla olan bu tapınağın önünde çöp atılmaması ve çiş yapılmaması ile ilgili büyük uyarı tabelaları bulunuyor. Uyarı: hiçbir işe yaramıyor. Çünkü yoğun bir idrar kokusu içinde basamaklardan tırmanıyorsunuz. Trailokya Mohan Narayan Tapınağı 5 katlı. Tapınağın önünde diz çöken Garuda heykeli bulunuyor. Garuda, Tanrı Vişnu'nun taşıyıcı hayvanı. Yarı insan, yarı kuş. Kumari Bahal, yaşayan Tanrıça'nın evi. 3 katlı bina 1757'de yapılmış. Girişinde taş aslanların beklediği kapıdan geçip avluya girebiliyorsunuz. Küçük avlu, ahşap oymalı balkon ve pencere pervazları ile çevrili. Kumari, Nevarlar halkının kuyumcular kastı tarafından 4-5 yaşlarındaki kız çocuklarının arasından seçiliyor. 32 aşamadan geçebilenleri karanlık bir odada korkunç maskeler takarak korkutmaya çalışıyorlar. Zavallının sakin kalması bekleniyor. Bunlara dayanabilen kız çocukları tanrıçalık makamına oturuyor. Nepal halkı bir de fotoğrafını çekmemek şartıyla yabancılar için günde 2 kez pencereden bakıyor ve sadece imparator kucağına alabiliyor. Evde özel bir aile hizmetini görüyor. Genç kızlığa ulaşması ile maalesef tanrıçalığı bitiyor. Yerine yeni bir çocuk seçiliyor. Eski tanrı köyüne gönderiliyor. Bir maaş bağlanıyor. Ama kendisiyle evlenen erkeklerin erken öleceğine inanıldığı için bekar olarak hayatını tamamlıyor. Bu gelenek yüzyıllardır böyle devam ediyor. Büyük çan, kötü ruhları kovalamak için çalınıyor.
Katmandu eski sarayı kapısında Hanuman Dohaka yani maymunlar kralı ile nöbetçi askerler bekliyor. Saray sadece resmi törenler ve kabullerde kullanılıyor. Her iki günden biri bayram olan Nepal, bizim gezimiz sırasında Dasayin bayramını kutlamaktaydı. Dasayin bayramını bizim kurban bayramına benzetebiliriz. Efsaneye göre Tanrıça Durga'nın öküz kılığındaki ifrit Mahisasura'yı yenilgiye uğratması kutlanıyor. Tanrıçanın öfkesini yatıştırmak için her yıl binlerce hayvan kesiliyormuş. Çok eskiden Hindistan'da insan da kurban ediliyormuş. Ve maalesef bayram süresince saray kapalıydı. Ziyaret edemedik. Taş yazıt Tanrıça Kalika'ya ithafen 15 dilde yazılmış bir kitabe. Yine efsaneye göre 15 dilde okuyabilen olursa taşın orta kısmındaki oluktan sonsuz yaşam veren sütun akacağına inanılıyor. Kral Pratap Malla sütunu. Efsanevi kral iki eşi ve 5 çocuğunun figürleri mevcut. Figürler Dagutelaju tapınağının 3. katındaki özel dua odasının penceresine bakmakta. Seto, beyaz bahirap. Her Eylül'de sadece Indra Jatra yani bahar bayramı kutlamalarında kapıları açılıyor. Kala, siyah bahirap. Shiva'nın en korkunç görüntüsü. 6 kolu ile kafa taslarından oluşan bir kemeri var. Ayaklarının altındaki bir cesedi ezmekte. Bu figür insanın cehaletini temsil ediyormuş. Tek bir taştan yapılmış. Fakat sol eli başka bir taşla tamir edilmiş. Rivayete göre karşısında durup yalan söylemek ölüm getiriyormuş. Hindu tapınaklarına Budist ve Hinduların dışında kimseyi almıyorlar. Onlara uzaktan bakabiliyorsunuz. Burası inanılmaz bir mekan. Dalıp gidiyorsunuz. Zamanı, kendinizi, her şeyi unutuyorsunuz. Bu meydanı daha sonra birkaç kez daha ziyaret ettik. Her baktığımızda yeni yeni yerler keşfedip ağaç oymalarına bir kez daha hayran kaldık. Size belli başlılarını ancak anlatabildik. Diğerlerinin keşfini size bırakıyoruz. Narayan Hiti Saray Müzesi'nde fotoğraf çekmek yasak. Sıkı bir kontrolden geçiyorsunuz. Zaten her yerde en az iki görevli bulunuyor. Muhteşem kristaller bir karış tozun içinde. Mükemmel işlenmiş gümüşler oksitlenmiş kapkara sergileniyor. Kralın tahtı ise ayrı bir facia. Bulunduğu yer çok güneş aldığı halde herhangi bir önlem alınmadığı için altın sırmalarla işli kırmızı ipek taht örtüsü sormuş. Uçuk bir pembeye dönmüş. Prens Dipendra'nın katliam yaptığı yerleri ve kurşun izlerini de görebiliyorsunuz. Dilingar'dan eski bir bakanın evi. Yeniden restore edilmiş, içinde kafe ve lokanta bulunan bir botanik bahçesi. Yemyeşil ve huzur içinde. Katmandu'da arayıp da bulamayacağınız sessizliği bir tek burada bulabilirsiniz. Katmandu'ya çok yakın olan bu Hilikel, turistler tarafından pek tercih edilmemekle birlikte Himalayaları, Tibet'teki Kali Tapınağı'nda ise Himalayalardaki gün batımını seyretmek için en güzel yerlerden biri. Nepal'i sizlere daha iyi anlatabilmek için biraz da dinlerinden, Budizm ve Hinduizm'den bahsetmek istiyorum. Hinduizm'de tek tanrıya inanılıyor. Tanrı, Brahma. Diğerleri Brahma'nın görüntüleri. Her tanrının bir taşıyıcı hayvanı vardır. Brahma'nın taşıyıcı hayvanı Ku'dur. Shiva, Brahma'nın yok edici görüntüsü. Shankara, Shambhi, Hara'da denir. Taşıyıcı hayvanı Kartal'dır. Vishnu, Brahma'nın koruyucu görüntüsü. Avatar, Narayana, Hari'de denir. Taşıyıcı hayvanı İnek veya boğadır. Brahma, Shiva ve Vishnu'nun üçlü görüntüsü Trimurti'yi oluşturur. Resimler ve heykeller bu farklı görüntülerden dolayı
çok yüzlüdür. Ayrıca çok sayıdaki kolları ise ellerindeki taşıdıkları semboller ile Tanrı'nın özelliklerini belirlemektedir. Ayaklarının altında veya etrafında mutlaka taşıyıcı hayvanları bulunmaktadır. Bu özellikleriyle baktığınızda hangi Tanrı olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Tanrı Vişnu'nun yeniden doğumlarının 10 kere olacağına inanılır. Birincisi balık, ikincisi kaplumbağa, üçüncüsü yaban domuzu, dördüncüsü yarı insan, yarı aslan, beşincisi cüce, altıncısı savaşçı Parasurama, yedincisi Ramayana destanının kahramanı Rama, sekizincisi Krishna, dokuzuncusu Buda. Fakat Budistler Buda'nın Tanrı Vişnu olduğunu asla kabul etmemekteler. Onuncu hali ise Kalki olacaktır ama henüz belirlenmemiştir. Mehdi gibi beklenmektedir. Hinduizm'de ruhların belli olgunluğa gelip serbest kalabilmesi için belli acılardan, sıkıntılardan geçmesi gerekmektedir. O yüzden yeniden doğuma yani reenkarnasyona inanmaktadırlar. Hinduizm'de ruh ve dua vardır. Hindu anne babaların çocukları Hindu olabilir. Sonradan Hindu olunamaz. Kast sistemi de vardır. Buna göre birinci sırada Brahmanlar, rahip ve alimler. İkinci sırada Kasitriyalar, askerler ve yöneticiler. Üçüncü sırada tüccar, esnaf ve çiftçiler. Dördüncü sırada Sudralar, işçi, köylüler. Bir de ayrı bir grup var ki hiçbir kasta ait olmayan, gelir ve eğitim düzeyi düşük, en alt kademe, paryalar, yani dokunulmazlar denilmektedir. Yukarı kasta ait bir Hindu'ya bir dokunulmaz temas ederse, hatta gölge teması gerçekleşirse, üst kattaki kişinin arınmak için birçok ritüelden geçmesi gerekir. Gelelim Budizm'e. Budizm bir din değildir ve Tanrı kavramı yoktur. Temel ilkeleri, felsefe ve ahlak prensipleridir. Budizm, M.Ö. 5. yüzyıllarda Lumbini'de doğan prens Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. 35 yaşında Nirvana'ya kavuşmuş, yani dünyevi, duygu, nefret ve tutku ateşinden kurtulmuş, müritleri ona Buda, yani münevver, aydın, ilhama kavuşan adını vermiştir. 80 yaşında eceliyle ölmüş, Hint adetlerine göre cesedi yakılarak külleri 8 müridi tarafından paylaşılmıştır. Reenkarnasyon, kas sistemi, dua yoktur. Meditasyon, felsefe ve ruh göçü vardır. Budizm, ahlakı, doğruluğu, akıl ve kötülüklerden uzak kalmayı önerir. Nepal'de Hindular ve Budistler tapınakları ortak olarak kullanırlar.